Şu anda kendini birçok olumsuz düşüncenin pençesinde hissediyor olabilirsin. Oysa ki olumsuz düşünceler bizi pençesine alamaz. Biz kendimizi olumsuz düşüncelerin pençesine kurban veririz. Artık hayatından bütün olumsuz düşünceleri tamamıyla çıkarıp atmak istiyorsun. Peki bu olumsuz düşünceler nasıl var oluyor sence? Birçok insan olumsuz düşünme hastalığını yaşadığı acıların çok olmasıyla açıklar. Ancak olumsuz düşüncelerin bizde var olması yaşadıklarımızla ilgili değildir. Tam tersi, biz olumsuz düşündüğümüz için yaşadıklarımız da olumsuzdur. Birçok insan bunu ilk duyduğunda, ne yani ben olumsuz düşündüğüm için mi bütün bunlar başıma geldi diye sorar. Ben de onlara evet derim. Eğer sen de şu anda bu soruyu soruyorsan sana da evet diyorum. Sorunlar var olduğu için biz olumsuz düşünmeyiz. Olumsuz düşündüğümüz için sorunlar var olur. Burada kastettiğim şey bütün sorunlar bana gelsin diye dua etmek değildir. Olumsuz düşünceler her şeyden önce kendimizle yaptığımız konuşmalarla tetiklenir. Gün içinde söylediğimiz ve farkına varmadığımız binlerce olumsuz cümleyle. Sabah uyandığın anda ters giden küçücük bir durumdan dolayı koca bir günün aksi gittiği zamanlar olmuştur. Sabah sadece birkaç dakika süren bir olay nasıl oluyor da kalan 23 saat 50 dakikamızı mahvedebiliyor? Gerçekten de olayın kendisi mi günümüzü mahvediyor? Yoksa bizim o olaya yüklediğimiz anlam, onu zihnimizde büyütmemiz ve en önemlisi de olay yaşanıp bittiği halde söyleyemediğimiz onca söz mü günümüzü mahvediyor? Cevap elbette ki ikinci şık. Üstelik bir günümüz değil, çoğu kez birkaç günümüz böylece mahvediyoruz. Kötü geçen birkaç günün biriktirdiği olumsuz düşünce ise aradan geçen kısa bir süre sonra yine birkaç günümüzü mahvediyor. Bu kısır döngüye girmek son derece tehlikelidir. Emin ol, olayı yaşadığın kişi ya da kişiler günün sonunda yaşananları hatırlamıyordur bile. Olumsuz düşünce tıpkı mıknatıs gibidir. Teslim olduğun anda seni bir mıknatıs gibi çeker. Şimdi bulunduğun yerde görebildiğin tüm siyah renkleri sayman istiyorum senden. Tek tek. Siyah renkli olan her şeyi say. Kaç tane siyah var etrafında? Şimdi bu odada kaç tane siyah renk olduğunu biliyorsun. Şimdi sana bir soru soracağım ve bana anında, hiç zaman kaybetmeden cevap vermeni isteyeceğim. Kaç tane sarı renk görebildin odada? Hemen cevap ver. Şimdi de bana kaç tane kırmızı olduğunu söyle. Şimdi de mavi renge geçelim. Muhtemelen hızla cevap vermeni istediğimde doğru sayıları söyleyemedin bana. Az önce siyahları sayman gerektiğinde gözlerin yalnızca siyah renkle odaklandı ve kırmızıları, yeşilleri ve mavileri görmedin. Gözlerin sadece siyah rengi aradı. Çünkü tüm odağında siyah renkleri bulmak vardı. Odak neredeyse tüm enerji oraya akar. Yaşamda işler tamamen böyledir. Eğer sorunlara odaklanırsan, sorunlar sürekli karşına çıkar ve seni bulurlar. Sabah uyandığında evde yaşadığın küçücük bir problemin ardından gün boyu tüm aksilikler peş peşe gelmeye başlayacaktır. Sonra otobüste birisiyle tartışırsın, iş yerinde her şey ters gider. Stresli, aksi insanlarla karşılaşırsın. O gün giydiğin yeni kıyafetin üzerine kahve dökülür, beklediğin telefon bir türlü gelmez ve buna benzer bir sürü şey. Bunlar sana bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Sabah yaşadığın küçücük bir 10 dakika senin bütün gününü işte böylece elinden çalıp gidecektir. Olumsuz düşüncelerin sana verdikleri ve senden aldıkları bunlardır. Neden güne iyi başladığın zamanlarda her şey yolunda giderken bazı günler bunun tam tersi oluyor? Gerçekten de suç o otobüsteki o kişiden mi? Yoksa programı başka bir işi çıktığı için iptal eden arkadaşında mı? Ya da sana normal davranan ama senin tahammül edemediğin insanlarda mı? Suç nerede?
ya da kimde. Suç yok. Suç ne sende ne de dışarıda. Bu kadar şeyin aynı güne denk gelmesi kesinlikle tesadüf olamaz. Neden normal bir günde bu kadar aksilik bir araya gelmiyor da her şey böyle günlerde birden berbat oluyor? Hiç düşündün mü bunu? Diyelim sabah sorun yaşadığın o insan bütün bunlara sebep oldu. İyi de kalan 23 saatinde onlar yanında değillerdi ki. Kalan 23 saatte yaşadığın her şeyi, karşına çıkan her duruma verdiğin tepkiyi tamamen sen var ettin. Bu senin eserin, onların değil. Dünyaya geldiğin günden bugüne kadar buna benzer kaç gün feda ettin? Kaç günün ziyan oldu ve gitti? Kaç gününü başardın? Burada sorunsuz bir yaşam vaat etmiyorum. Elbette sorunlar karşımıza çıkacak. Eğer o sorunlara düşüncelerimizi ellerimizle kurban verirsek, olumsuzluk bizi bir girdap gibi içine çekecektir. Olumsuz düşünce sorunları çeker. Sorunlar da olumsuz düşünceyi. Tıpkı yumurta mı tavuktan çıkar, yoksa tavuk mu yumurtadan sorusu gibidir bu. Önce olumsuz düşünce başlar, ardından sorunlar çorap söküğü gibi gelir. Şu anda şöyle düşünüyor olabilirsin. Güzel başladığım bir günün sabahında durup dururken yaşadığım birçok aksiliği ben mi var ettim? Olumsuz düşünceler aynı gün içinde olumsuz durumlara dönüşmeyebilir. Sabah uyandığında güne güzel başlamış olabilirsin ve buna rağmen olumsuz bir durum seni bulmuş olabilir. Olumsuz düşünceler ödenmemiş kredi kartı borçları gibidir. Düşündükçe birikirler ve ekstra bize ulaşınca faturası çok ağır ödenir. Sabah güne pozitif başlamana rağmen gün içinde yaşadığın sıkıntıların sebebi önceden biriktirmiş olduğun olumsuz düşünceler olabilir. Önemli olan yüzeyde değil, derin yapıda olumlu düşünebilmektir. Olumlu düşünmek hayatımızın vazgeçilmez bir kuralı olmalıdır. Olumsuz düşünceler bir virüs gibidir. İçimizde biriktirmeye başlar ve hızla çoğalırlar. Sonra da hiç ummadığımız bir anda sinsice karşımıza çıkarlar. Olumsuzlukların üst üste geldiği günlerin sonundaysa negatif içsel konuşmalar başlar. Bu içsel konuşmaların tamamı yıkıcıdır. Bilinçaltı zihnimiz kelimelerle çalışır. Ağzımızdan çıkan kelimelerin hepsini gerçek olarak algılar. Sonra da bu düşünceler kendini gerçekleştiren kehanetlere dönüşür. Peki bu olumsuz düşüncelerle nasıl baş edeceğiz? Etrafımızda bu kadar olumsuzluk varken nasıl hayatı olumlu bir pencereden bakacağız? Olumlu düşündüğümüz halde karşımıza aksilikler çıktığında onca şeye rağmen olumlu bir ruh halini korumayı nasıl başaracağız? Neden bazı insanların hayatında sorunlar bir türlü bitmezken bazı insanlar muhteşem bir hayat yaşıyorlar? Bazıları yaşadıkları olaylarla güçlenmeyi seçerken diğerleri nasıl oluyor da yıkılmayı seçiyorlar? Pek çok insan gibi ben de hayatım boyunca birçok sıkıntıyla karşılaştım. Beni böyle zamanlarda ayakta tutan en güçlü inancım bir süre sonra bu durumun artık geçeceğine inanmak oldu. Kendime hep şunu hatırlattım. Bu sorun sonsuza dek var olmayacak derdim. O anda o duruma karşı vermem gereken tepkimi verirdim. Tüm duygularım o anda yaşanır ve biterdi. Ben bu durumu bir kasa defterine benzetirim. Şirketlerin kasa defterleri vardır. Kasaya giren ve çıkan tüm hesaplar yazılır. Gün sonundaysa hesaplar kapatılır. Eğer kapatılmazsa hesaplar birikir, karışır ve içinden çıkılmaz bir hal alır. Sonra da şirket iflas eder. İşte düşünceler ve duygular da böyledir. Her olayı yaşayıp bittiği anda kapatmalısın. Yoksa duygusal iflaslar yaşarsın. Şu ana kadar başına gelen hangi olay kapanmadı? Bir gün bir şekilde mutlaka sona erdi. Dünyanın düzeni böyledir çünkü. Gece yıldızlar ve ay çıkar, sabah güneş doğar, kış gider, yaz gelir. Dünya üzerinde her şey bir düzen içindedir. Yaşananları kapatmamak, olumsuz düşünceye inatla devam etmek, kendi düzenini alt üst etmekten başka hiçbir işe yaramaz. Az önceki sorunlarımıza tekrar geri dönelim. Olumsuz düşüncelerle nasıl baş edeceğiz? İlk kural,
olumsuz düşünmeye kendimizi tamamen kapatmaktır. Olumsuz düşüncelerden kendimizi korumanın birçok yolu vardır. Bunlardan birisi duruşumuzu değiştirmektir. Her zaman, her yerde dik durmaya kendimizi alıştırdığımızda giderek düşüncelerimiz de güçlenmeye başlayacaktır. Mutsuz insanların omuzları sürekli olarak çöküktür. Omuzların düşük ve gözlerin yerdeyken geçireceğin her dakika seni depresyona adım adım yaklaştırır. Bu yüzden ilk kural dik durmaktır. Dik dur ve gözlerin daima ileriye doğru baksın. İkinci kural, kendimize yaptığımız konuşmaları değiştirmektir. Belki de en önemlisi budur. Uygun bir zamanda kendi kendine yaptığın bütün olumsuz konuşmaları not almanı istiyorum senden. Kullandığın kelimeler kaderini oluşturmaktadır. Sadece kullandığın kelimeleri değiştirerek bile olumsuz düşüncelerle baş edebilirsin. Üçüncü kural, olaylara karşı takındığımız tavırdır. Ben hayatım boyunca karşılaştığım her zorluğu bir fırsat olarak değerlendiririm. Çoğu insan karşılaştığı zorlukları dünyanın sonu olarak görürler. Her defasında o anki durumu şu ana kadar yaşadıkları en zor durum olarak değerlendirirler. Her yeni gün yeni bir fırsattır. Her kriz bir değişim fırsatıdır. Peki bu kadar çok olumsuzluk varken hayata nasıl olumlu gözlerle bakacağız? Hayatın zorlukları neden var? Her olumsuzluk bize şükretmemiz için sunulan bir fırsattır. Her sorun bize fark etmemiz için bir şeyler fısıldıyor. Yaşamı, kaderi, insanları, geçmişi sorgulamaktan vazgeç. Haklı olmak uğruna her şeyi ezip geçme. Hedeflerini netleştir. Kendini tanı. Başkaları için değil, kendin için yaşa. Odaklan. Ama sadece olmasını istediğin şeylere odaklan. En olumsuz şeylerin içinde bile güzel olan şeyler görmeye çalış. Bütün dünya olumsuz düşünürken sen inatla olumlu düşün. Zaten dünya üzerinde yeteri kadar olumsuz düşünen insan var. Bir tane olumlu düşünce binlerce olumsuz düşünceyi yok edebilir. Hayatta karşıma ne çıkarsa çıksın, olumlu düşünmeye karar veriyorum. İçinde bulunduğum ruh halini ben seçiyorum. Kendi kurallarımı koyuyor ve o kurallara göre yaşıyorum. İnsanların çok büyük bir kısmı negatif düşündüğü için dünya bu hale değil mi? Birileri bir yerlerden başlamalı, öyle değil mi? O halde seçim senin. Duygu ve düşüncelerim günden güne güçleniyor. Sakin ve kontrollü tepkiler veriyorum. Olumsuzlukları görüyor, olumlu olana odaklanıyorum. Yaşam kalitem günden güne artıyor. Kendime değer veriyorum. Seçimlerimi kendim belirliyorum. Kendime değer vermeyi, sakin ve güçlü bir insan olmayı seçiyorum. İyiye ve güzele odaklanıyorum. Yaşadığım her anın tadını çıkarıyorum. Sahip olduklarım ve hayal ettiklerimin kıymetini biliyorum. İnsanlarla kendine güvenen, güçlü bir ruh haliyle iletişim kuruyorum. Düşüncelerim günden güne daha berrak, daha yapıcı. Sağlıklı düşünüyorum. Sağlıklı yaşıyorum. Hayatımın tüm kontrolünü kendi elime alıyorum. Sahip olduklarım için minnet duyuyorum. Kendimle barışık yaşıyorum. Kendimi eleştirmek yerine geliştiriyorum. Güzele ve iyiye odaklanıyorum. Hayatıma fırsatları çekiyorum. Hedeflerimi netleştiriyorum. Kendim olmaktan mutluyum. Odağımı sorunlardan çekiyorum. Odağımı olumsuzluklardan çekiyorum. Odağımı diğer insanlardan çekiyorum. Olumlu düşünüyor ve olumlu yaşıyorum. Dengeli yaşıyorum. Ben özelim ve ayrıcalıklıyım. Kendimi muhteşem bir hayata layık görüyorum. Hayatımı tam istediğim gibi yaşamaya adıyorum. Yaşamın bana sunduğu güzellikleri sevgiyle kabul ediyorum. Duygularım özgür.
yakınmak yerine şükretmeyi seçiyorum. Yaşadıklarımdan ders çıkarmayı seçiyorum. Olumlu düşünmenin büyüsünü yaşıyorum. Olumlu düşüncelerimle insanların dünyasına ışık oluyorum. Olumlu düşündükçe sevgi benimle. Olumlu düşündükçe fırsatlar benimle. Olumlu düşündükçe yaşam benden yana. Yaptığım her seçimden sadece ben sorumluyum. Sorumluluklarımın sonuçlarını kabul ediyorum. Ben pozitif yaşamayı seçiyorum. Yaşamayı seviyorum. Yaşamıma sahip çıkıyorum. Yaşamımın değerini biliyorum. Yaşamımı güzelliklerle donatıyorum. Etrafıma pozitif bir enerji yayıyorum. Ne yaşarsam yaşayayım, içinden güçlü çıkmayı başarıyorum. İnsanları değiştirmekten vazgeçiyorum. İnsanlara düşüncelerimi ispatlamaktan da vazgeçiyorum. Olumu düşünüyor ve olumu düşünmenin bana kattığı güzellikleri sevgiyle kabul ediyor ve yaşıyorum. Olumsuz düşünceler aklıma geldiği anda dik duruyor, derin bir nefes alıyor ve hayallerime odaklanıyorum. Odağımı geleceğime çeviriyorum. Güzel düşünerek her türlü zorluğun içinde bir fırsat görüyorum. Sorunlara değil, çözümlere odaklanıyorum. Her yeni güne mutlulukla uyanıyorum. Geçmişimi ve geçmişteki kendimi tamamen bağışlıyorum. Potansiyelime güveniyorum ve onu ortaya çıkarıyorum. Daima olumlu düşünüyorum. Her zaman olumlu yaşıyorum. Olumlu insanları hayatıma çekiyor ve hayatın tadını çıkarıyorum. Pişmanlık duygusundan uzak yaşıyorum. Keşkelerle değil, fırsatlarla yaşıyorum. Bana gerçekten değer veren insanlarla hayatımı mutlu bir şekilde devam ettiriyorum. Huzurlu ve sakinim. Değişime açığım ve değişimi kabul ediyorum. Değişiyorum. Değişimin sorumluluğunu alıyorum. Güçlü, kararlı ve mutluyum. Ben hayat oyununda bir figüran değil, başrol oyuncusuyum. Kendimi yaşıyorum ve herkese de kendi olma fırsatını veriyorum.